3. sınıf çalışma soruları kitabı hayat bilgisi 6. ünite doğada hayat bölümü birlikte cevaplandıralım. 1. sorumuzdan başlayalım. K noktasında bulunan kişinin pusulanın renkli göstergesi Karadeniz'i göstermektedir. Bu kişi Mersin'e ok yönünde giderse hangi yönde gider? Kuzeyi gösteriyormuş. Kuzeyin tam tersi güney yönüdür. Pusulanın renk ucu kuzeyi gösterir, tam tersi güneydir. Yukarıdaki şekillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Canlılar yaşama sürecinde belli aşamalardan geçer demiş. Evet. Üçüncü sorumuz. Öğrenciler insanların günlük yaşamlarında çevreye verdiği zararlardan bazılarını önlemek istiyorlar. Bunun için yanlış davranışları gösteren afişler hazırlamıştır. Bu afişlerden biri olamaz demiş. Baktığım zaman her yer çöp. Çöp boşaltıyor yere. Yanlış davranış bunlar. Bu ise doğru davranıştır. Mehmet ve arkadaşları dergi ve kitaplarını temiz kullanırlar. Daha sonra ihtiyacı olan kişilere verirler. Çevrelerindeki atık kağıtları toplayıp biriktirirler. Bu kağıtları tekrar kullanılacak hale getiren fabrikalara gönderirler. Böylece devamı hangisi olmaz? Pek çok ağacın kesilmesine engel olurlar. Evet, kaynakları gereksiz şekilde harcarlar. Hayır. Beşinci sorumuz. Dünyayı insanlığın ortak malı ve mirası olarak gören biri, çevreyi korumak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapar? Baktığımız zaman doğal kaynakları bilinçlice kullanır. Altıncı sorumuz. Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz güneşin doğduğu yöne doğru uzanırsa arkamız hangi yönü gösterir demiş. Tabii ki arkamız güney yönünü gösterir. Bilinçli ailesi haberleri izliyordu. Haberlerde doğal kaynakların tükenmek üzere olduğunu, önlem alınmazsa tüm insanların zor durumda kalacağı söyleniyordu. Anne ve babaları çocuklara bu konuda biz neler yapabiliriz diye sordular. Anne ve babaların bu sorularına çocuklar aşağıdakilerden hangisini cevap verirse doğru olur. Baktığımız zaman tasarruf yapmalıyız tabii ki. Yukarıdaki verilenlerin tamamı bize hangi konu hakkında bilgi verir? Karıncayuvaları, ağaçların yosunlu tarafları, cami minarelerin şerefi kapısı. Bunlar bize tabii ki yön bulmamızı yarayan şeylerdir. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşadıkları çevreye olumsuz etkisine örnektir? Sokaklarda yaşayan hayvanlara barınak yapmaları, çöpleri çöp kutularına atmaları, ormandaki ağaçları bilinçsizce kesmeleri tabii ki cevabımız C seçeneği. 9. sorumuz. Sabah sol kolumuzu güneşe doğru gelecek şekilde açarsak arkamız hangi yönü gösterir demiş. Arkamız güney yönünü gösterir. Sağ kolumuz demiş. Sol diye okudum sanki. Hüseyin evde hayvan beslemek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin'in seçeceği hayvan olamaz, inek olamaz. Ne demiş? Soru işaretiyle gösterilen yön doğu, doğu demiş. O halde burası doğu. Karşısı nedir? Batıdır. Ormanlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunu engellemez? Depremin oluşumunu engellemez.